Değerli izleyenler, şimdi de kameralarımızı Aksaray'a çevireceğiz. Tatilciler Ihlara Vadisi'ne yoğun ilgi gösteriyor. A Haber muhabiri Ahmet Çelik de şimdi bize ayrıntıları anlatacak. Bizler de bu akşam için alamillilerimize Ihlara'dan başarı dileyerek yayınımıza başlayalım. Bizler şu anda Türkiye'nin en güzel noktalarından birisindeyiz. Ihlara Vadisi'ndeyiz ve Ihlara Vadisi'nin üzerine Aksaray Belediyesi tarafından yapılan cam terasın tam da üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi oldukça yüksek, altımızda Ihlara Vadisi var. Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in bir projesiydi. İşte o proje hayata geçti Aksaray Belediyesi tarafından ve yaklaşık olarak 150 metre yukarıya kadar yüksekliği olan bir cam teras kuruldu. İşte yerli ve yabancı turistler bu noktada Ihlara Vadisi'ni buradan izleme fırsatı buluyor. Ihlara Vadisi bilindiği üzere 18 kilometre uzunluğunda olan bir vadi, yeşil bir alan olduğunu belirtelim. 200 metre genişlikte olduğunu da paylaşmış olalım. İçinde yaşamın olduğu dünyanın en büyük kanyonu olduğu bilgisini de aktarmış olalım. İçinden Menendiz çayı akıyor. İşte o Menendiz çayı nedeniyle içi oldukça verimli bir alan haline geliyor. İçinde Antep fıstığının da yetiştiğini belirtebiliriz. 30 Menderes çiz. Buradaki akan Melendiz çayı, aşağıya baktığınızda karasal bir iklim var ama hemen etrafında ise yine Bozkır iklimini görmek mümkün. Akdeniz ikliminin olduğu bir bölgedeyiz. Burada dediğimiz gibi içinde Akdeniz ikliminin yaşandığı bu arazinin içerisinde Antep fıstığının da yetişmiş olduğunu belirtelim. Tabii ki şu anda bayram tatili nedeniyle binlerce kişi buraya gelmeye başladı. Bulunduğumuz bu cam terası günde yaklaşık olarak 2000 kişi ziyaret ediyor. Bakın hemen şöyle gösterebilirse arkadaşımız 150 metre derinlikte vatandaşlar Ihlara Vadisi'nin yemyeşil alanında yaklaşık olarak 18 kilometre yürüme fırsatı buluyorlar. İşte yapılan bu cam terasla birlikte buradan da bu güzelliği en güzel noktadan seyretme fırsatı buluyorlar. İşte iki yana bakarak buradan 150 metre yükseklikten bu güzelliği de seyretmiş oluyorlar. Aksaray Belediyesi'nin sayesinde yaklaşık olarak Aksaray Belediyesi 2000 metrekarelik bir alanı bu tesisi kurdu. 150 metrekarelik bir alanda cam terasının oluştuğunu belirtelim. Yerli ve yabancı turistler bu noktaya gelerek buradan yaklaşık 150 metreden yükseklikten bir yandan fotoğraf çekiyorlar. Bir yandan da işte gördüğünüz bu noktadan bu güzelliği görme fırsatı buluyorlar. İçerisinde çok sayıda kilisenin olduğunu belirtelim. Erken Hristiyanlık döneminin başlangıç noktalarından, ibadethanelerin olduğu noktalardan hemen kameraman arkadaşım zoomlayabilirse bakın orada kilise mağaralar var. Çok sayıda mağara kilisenin olduğunu biliyoruz. Ve yaklaşık buradan 5-6 kilometre ileride Selime beldesinde bir de katedral var. İşte burası aslında Kapadokya'nın giriş kapısı. Bu nedenle de oldukça değerli bir yer. Bir yandan peri bacalarının olduğu, bir yandan da yaşamın olduğu dünyanın tek vadisi olduğunu belirtebiliriz. Yemyeşil bir alana bakıyoruz. Şu anda o klima ikliminin yaşandığı serin bir alandan da bahsediyoruz. Aşağıda Menendiz çayının serinliğiyle birlikte işte o noktada vatandaşlar bayram tatilini geçiriyor. Hemen şöyle ağaçların altını tabii göremiyoruz ama ağaçların altında gördüğünüz gibi vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler bu noktaya gelerek bayram tatillerini geçiriyorlar. Bizler de sizlere bu görüntüleri Aksaray Belediyesi'nin hazırladığı, yaptığı 150 metrekarelik cam terastan aktardık. Birçok kişi de buraya geliyor. Yaklaşık günde 2000 kişinin buraya gelerek cam terastan vadiyi seyrettiğini belirtelim ve sözü buradan size bırakalım.